ama İstanbul gibi Yeditepe üzerine kurulmuş bir şehir. Sizi gezdireceğim. Covid sonrası sokaklar epey bir canlandı. Hatta bugün Roma merkezi çok çok kalabalık. Gelmeyi düşünenler için nokta atışı rehber niteliğinde. Roma'yı zaten bilenler ya da şimdilik böyle bir planı olmayanlar için de böyle mini bir belgeselcik tadında olmasını arzuladığım bir Roma videoları serisi. Birkaç bölümde çekeceğiz. Bu göstereceğim ana parkurları tercihen bu sıralamayla yaparsanız Roma'yı bence harika bir şekilde ve anlayarak gezersiniz. Tabii herkesin önceliği farklı. Kimi müzelere ağırlık vermek ister, kimi alışverişe, kimi operaya, kimi de hiçbir şey yapmadan sokaklarda yürüyerek kaybolmaya. Neye ne kadar vakit ayıracağınıza kendiniz karar vererek bu birkaç bölümde göstereceğim parkurlarla Roma'yı bir hafta, üç gün, hatta bir günlük vaktiniz varsa hızlı tempoyla bir günde bile gezebilirsiniz. Başlangıç noktamız bu meydan, Piazza del Popolo, halk meydanı yani. Uzay boşluğunda yankılanan ilk insan sesi onun adını söylemişti. Günümüzdeki sosyal medyanın atası. Örneğin Picasso bu evde yaşamış. Bu sefanın cezası ne kadar? Tabii uzun uzun anlatıp sizde ödem yapmak da istemem. Huzursuz, dengesiz, cinayetle suçlanan, gizemli bir insandı. O efsane cevabı veriyor. Sonra da taksiye binerek Cinecittà film setinin yolunu tutarmış. Sohbet ede ede yürümeye devam edeceğiz. İspanyol merdivenlerine doğru. Dünya sinemasını sarsan İtalyan yönetmen kimdir? Federico Fellini. Fellini'nin her gün gelip oturduğu ve hep taze mandalina suyu içtiği tarihi Canova kahvesindeyiz. Evinden çıkınca buraya uğrar, masasında notlar alır, sonra da taksiye binerek Cinecittà film setinin yolunu tutarmış. Evi de zaten şu ilerideki sokakta birazdan önünden geçeceğiz. Sadece Fellini değil, başka büyük sinema sanatçıları da mesela Marcello Mastroianni, Vittorio Gassman, İtalyan sinemasının devleri vaktiyle hep bu kafenin müdavimleriymiş. 70'li yıllarda Roma'da geçen filmlerde bu meydanın eski hali de görünüyor. Araba park yeri gibi. Şimdi ise şehir merkezine arabayla girmek neredeyse yasak. Sadece taksiler ve özel izinli araçlar girebiliyor. Bu meydana eğer taksiyle gelmeyecekseniz en yakın ulaşım metro. Bulunduğunuz yerden en yakın metro durağına gidip A hattı üzerindeki Flaminio durağında iniyorsunuz. Doğrudan bu meydana ulaşıyorsunuz bu kapıdan geçerek. Yaklaşık 4 asır önce Gian Lorenzo Bernini tarafından yapılmış olan bu şahane anıtsal kapıdan geçerek. Meydanın ortasındaki dikili taş Mısır 2. Ramses döneminden. Düşünebiliyor musunuz? 3100 yıl öncesine ait ve yapıldıktan 1000 yıl sonra yani milattan sonra Roma'ya getirilmiş. Roma İmparatorluğu ve Mısır arasında her zaman etkileşim oldu tarih boyunca. Dünya bunu en magazinsel Sezar Antonio Kleopatra olarak bilir. Roma'da piramit bile var. Milattan önce inşa edilen bir piramit var. Etrafındaki aslanlı çeşme sonradan yapılmış. Sonradan dediğim 18. yüzyıl İtalyan mimar Valadie tarafından. Bu meydanın simetrik düzenlemesi de ona ait. Neoklasik akım yani bu süsten uzaklaşılmaya başlanan dönem. Karşıda ikiz kiliseler. Ha bir de şu kilise var ki Santa Maria del Popolo Bazilikası. Caravaggio'nun, ressam Caravaggio'nun müzeler dışında orijinal tablolarını serbestçe görebileceğiniz 3 yerden biri Roma'da. Mutlaka içeri girin ve Caravaggio'nun bu kilise için yaptığı 2 eseri var içeride. Onları yakından görün buraya kadar gelmişken. Bu sanatın kiliseye hapsedildiği dönem dediğimiz bir dönem var. Michelangelo'dan Leonardo da Vinci'ye kadar bütün sanatçıların eline bu temanın verildiği uzun bir dönem. İncil'den sahneler filan. Nitekim içerideki Caravaggio tabloları da bu minvalde. Birisiyle Conversione di San Paolo, Aziz Paul'un yani bizim Anadolu'dan Tarsuslu Aziz Paul'un Hristiyan oluşu. Öbürü de La Crocifissione di San Pietro, Aziz Petros'un çarmıha gerilişini resmeden tablo. İkisi de dünya başyapıtları arasında sayılıyor. Caravaggio ilginç bir adamdı. Huzursuz, dengesiz, cinayetle suçlanan, gizemli bir insandı, büyük ressamdı. Tablolarındaki o mahzen ışığı denilen bir teknik var. Karanlık ışık tekniği, gölge ve zıt ışıklarla yarattığı bir derinlik. Bugün dahi taklit edilemiyor.
Evet, kahvemizi içip yavaş yavaş artık kalkalım, yürümeye başlayalım. Güzel bir parkur bizi bekliyor. Bir de ben buranın fiyatlarından bahsedeyim. Ben çünkü bu gibi programlarda bir de onu merak ederim. Gelip oturup yenilip içilir bir mekanda ama ne kadar tutar? Bu sefanın cezası ne kadar? Şimdi ben bir cappuccino içtim. 5,5 euro hesap geldi. Onun dışında işte bir bira 8 euro civarı, bir prosecco İtalyan şampanyası, o da 8-9 euro ya da bir aperatif içki. Evet, Roma ortalamasının biraz üstü ama değer. Şöyle bahşiş de bırakayım. Genellikle İtalya'da garsonlar lütufta bulunur gibi servis yaparlar. Türk garsonlara çok bahşiş veriyorum bu yüzden. Ne yapalım şöyle. 50 cent de az mı olur? 80 cent bırakalım. Buradan yürümeye başlıyoruz. İspanyol merdivenlerine doğru 3 tane birbirine paralel sokak var. Trafiğe kapalı. Biz en soldakine gireceğiz. Via del Babuino. Roma'da 6 tane konuşan heykel var. Bu da onlardan biri. Ne demek konuşan heykel? Orta Çağ'da papalık hükümranlığı dönemi, yani Hristiyan din devleti var ve halkın üzerinde baskı uyguluyor. Halk konuşmayan kilise yönetimini eleştirmeye korkuyor. Haber alma imkanı yok gibi bir şey. Halktan gizlenen herhangi bir bilgi, bir haber öğrenenler ya da işte siyasi eleştirisini paylaşmak isteyenler bunları böyle küçük küçük kağıtlara yazarak Roma'nın muhtelif yerlerindeki 6 tane heykelin boynuna gece vakti gelip asıp kaçıyorlar. Böyle şiirsel, hicivli dille yazılmış şeyler. Halk da güvenlik güçleri daha sabah onları toplamadan çok erken bir saatte gelip bunları okuyor ve birbirine anlatıyor. Günümüzdeki sosyal medyanın atası diyelim. Bu şekilde bilgi akışı sağlanıyor ve bu yüzden de bu heykellere konuşan heykeller deniyor. Biri de işte bu. Velhasıl dünyanın her yerinde ve her dönem sansür hep vardı ama halklar bir şekilde haber almanın yolunu hep buldu. Sokağın adı da bu heykelden geliyor. Via del Babuino, babun maymunu sokağı. Rivayet çirkinliğinden dolayı halk ona babun anlamına gelen bu ismi koymuş. Ama aslında büyük ihtimalle öyle değil. Büyük ihtimalle Latince kökenli, işe yaramaz anlamında babion kelimesinin zaman içinde fonetik olarak değişmiş hali olsa gerek. Eğer böyle bir şeyler yiyip içmek isterseniz bunun yanındaki bar da ilginç bir mekan. 200 yıl önceki heykeltıraş atölyesi. Heykeltıraş Tadolini ve ailesinin 4 nesil evi olmuş. İçeride heykeller, röleveler. Burada oturup bir şeyler yemek isterseniz de mesela bir makarna, bir şarap örneğin işte 25 euro gibi bir şey ödüyorsunuz. Ya da sadece kafeterya olarak da kullanabilirsiniz. İlginç bir mekan. Yani aslında turistik bir yer ama ambiyansı hoş olduğu için ben arada gelirim buraya. Aslında önünden geçtiğimiz her yerin bir hikayesi var. Tabii uzun uzun anlatıp sizde ödem yapmak da istemem. Yani şey gibi gezmeyelim, görevli turist. Hani aman hiçbir şeyi atlamayalım, her şeyi uzun uzun dinleyelim, bilelim, bir şeyden eksik kalmayalım filan diye kasan. Onlar zaten zevk almak için değil, bir misyonu tamamlamak için gelmişçesine gezerler. Görevli turist diyoruz biz onlara. Öyle kasmayalım ama yüzeysel de olmayalım. Bir de onlar var çünkü. Yani sadece vitrin bakarlar, gözüne kestirdikleri bir iki gösterişli binanın önünde fotoğraf çektirir. Sonra onları işte sosyal medyaya koyarlar filan. Yani onlardan da olmayalım. Böyle ikisinin ortası bir ayar tutturalım. Via Margutta'dayız. Biraz önce bahsettiğim Fellini'nin evinin olduğu sokak 110 numara. Burada oturmuş İtalyan sinema dehası. Sadece o da değil aslında Rubens'ten Picasso'ya kadar birçok önemli sanatçı Roma'da yaşadıkları dönem hep bu mahallede oturmuş. Örneğin Picasso bu evde yaşamış ve bazı başyapıtlarını da burada yapmış. Başka ne var bu sokakta? Roma tatili filmini izlemişsinizdir. Audrey Hepburn'lü Vacanze Romane bir sinema klasiği ve Roma tatili filmindeki ev de işte burası 51 numara. Şu anda dış cephesi tadilat görüyor. Ha, sinema demişken İtalyan sinemasının unutulmaz kadın oyuncusu Anna Magnani, en iyi kadın oyuncu Oscar'ı alan İtalyan ve bence dünyanın en anlamlı yüz ifadesine sahip oyuncularından biri. Anna Magnani de bu sokakta oturmuş. Size Anna Magnani ile ilgili
ilgili hoş iki anekdot anlatayım. Uzaya çıkan ilk insan Yuri Gagarin, uzaydan Dünya ile ilk bağlantı kurulduğunda dünyaya konuşurken şöyle demişti. İnsanlar arasındaki kardeşliği, sanat dünyasını ve Anna Magnani'yi selamlıyorum. Uzay boşluğunda yankılanan ilk insan sesi onun adını söylemişti. Ve bu oyuncu ile ilgili bilinen en hoş anekdotlardan biri de şu. Yüzüne fondöten süren makyözü de ne yapıyorsun diye soruyor. İşte yüzünüzdeki çizgileri kapatıyorum diyor makyöz. Anna Magnani de o efsane cevabı veriyor. Tek bir tanesine bile dokunma. Ben o çizgileri yapmak için kaç yıl harcadım biliyor musun? Şimdi bu sokağa gelmişken size bir de restoran önereyim. Vejeteryan mutfağı seviyorsanız fiyatları Roma ortalamasının üstünde. Ama eğer vejeteryan mutfağına meraklıysanız bence şehrin en iyi restoranlarından biri. Parkura başladığımız yerden 300 metre uzaklaşmışız ama vakit çabuk geçti. Şimdilik burada bırakalım. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden sohbet ede ede yürümeye devam edeceğiz. İspanyol merdivenlerine doğru.